merak etmiştir İlay. Annem çocuktan beter oldu, düşünme sen. Niye oyalanıyorsun ki hala? Nereden çıktı bu oyalanma lafı? Nereden çıktığını biliyorsun. Saplantı oldu sende galiba. Saplantı falan değil, her akşam böyle. Bilerek bekliyorsun burada, ya gelirse diye. Sen benim keyfim kahyası mısın? Sen onun keyfinin kahyası mısın? Ahmet! Nereden çıktın sen be? Sen karışma Mert. Helal. Niye karışmayacakmış? Çünkü ben Ahmet'le konuşmak istiyorum. Konuşmayacaksın. Niyeymiş o? Hilal kiminle konuşacağını sana mı soracak? Bana soracak. Peki sen kim oluyorsun delikanlı? Ben Hilal'in... Evet. Sen Hilal'in nesi oluyorsun? Mert ne yaptın? İnşallah Tanser Hanım bulamayız Ahmet'i burada. Sizi anlıyorum. Ahmet Bey'i o balıkçı kızla görmek... istemiyorum. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ne işiniz var sizin burada? Anne size soruyorum, ne işiniz var burada? Anneniz sizi merak etti Ahmet Bey. Hem de çok. Çok merak ettim. Anne bu yaptığınız... Üstelik Tanser Hanım'ı yanınıza alıp... beni peşimden buralara kadar gelmeniz... hiç yakışık almıyor. Hiç. Ben seni merak ettim oğlum. Anne ben çocuk değilim. Sevdiği bir şekilde çıkıp gittin evden. Kendine bir zarar vermenden korktum. Ama görüyorum ki sen Hilal'e geri dönmüş, onu affetmişsin. Aysel Hanım, ben affedilecek bir şey yapmadım. Gözlerimle gördüm Hilal. Anne yeter. Tanser Hanım sizi buraya nasıl getirdiyse... aynı şekilde yine eve geri götürsün. Peki sen? Sen gelmeyecek misin oğlum? Anne... bu yaptığınız hiç normal değil. Lütfen eve gidip dinlenin. Ah. Tek bir kelime bile duymak istemiyorum. Gidelim Aysel Hanım. Aysel Hanım, geç oldu. Rahatsız etmeyeyim ben. Yo yo, gelin bir kahve içelim. Sizi de yalnız bırakmak istemiyorum ama... Lütfen gelin Tansel Hanım, hadi. Peki. Hoş geldiniz.
bize iki kahve yapar mısın Kahya? Peki. Ne hallere düşürdü beni bu çocuk. Görüyorsunuz değil mi Tansel Hanım? Üzüldünüz. Üzüldüm. Bir sigaranız var mı? Yanıma almamışım. Ziya Bey, hiç adetin değil ama bir efkar sigarası iyi olurdu şimdi. Merakımı mazur görün ama... Estağfurullah. Ahmet Bey'e kendine zarar vermenden korktum demeniz dikkatimi çekti. Haddimi aşan bir merak gösterdiysem hoş görün. Siz artık yabancı sayılmazsınız Tansel Hanım. Beni bu akşam asıl endişeye sürükleyen şey... Ahmet, Selma'nın intiharından sonra alıp başını gitmişti. Fener'in oralarda, uçurum başlarında yakaladık onu. Ahmet Bey intihar mı edecekti? Evet. Böyle kötü bir düşüncesi vardı. Ama geldi geçti. Ruh sağlığı pek yerinde değil o zaman. Hayır, öyle değil. Çok ağırdı yaşadıkları. Her insan zorlanabilir. Siz, ben, kim bilir neler yapardık öyle bir durumda. Annem belki de kendince seni korumak istemiştir. Kimden koruyacak beni? Kendimden mi? Ne bileyim. Dediği gibi belki kendine zarar vermenden korkuyor. Hiç öyle değil. Annem çok baskın bir kadın benim. İstiyor ki küçük prensi dizinin dibinden ayrılmasın. Hiç onu terk etmesin. Bazen hak veriyorum ona. Senin yokluğuna dayanmak çok zor. Sahi böyle mi düşünüyorsun? Evet. Senin sesine, güvenine, elinin sıcaklığına alışınca doğuşun çok zor. Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Affedersin ya. Seni kırdığım için özür dilerim. Ama korktum. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ama korkacak bir şey yok. Söylemeye çalıştım ama sen dinlemedin beni. Verdiği geldiğinde kafam biraz karıştı ama sonra anladım ki ben artık senden başkasıyla yapamam. Bunu ona söyledin mi? Evet.
Ayrıca o yumruğun karşılığını vermediğin için de sağ ol. Ben istesem de şiddet uygulayamam ki İlhan.